Kanal 42 ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Seçim özel programına hoş geldiniz. Yerel seçimler için geri sayım başladı. Biz de bu ekranlarda ilçe belediye başkan adaylarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün yine önemli bir adayımız var sevgili seyirciler. Saadet Partisi Beyşehir Belediye Başkan Adayı bizimle birlikte. Şimdi hep birlikte kendisini tanıyacağız. Efendim hoş geldiniz dileyelim öncelikle sizlere. Sizi tanıyalım. Teşekkür ederim Hasan kardeşim. Allah razı olsun. Ben konuşmama geçmeden önce Kanal 42 televizyonumuzun yönetiminden çalışanlarına kadar hepsine çok teşekkür ediyorum. Televizyonları başında bizi izleyen özellikle de Beyşehirli hemşerilerime hayırlı akşamlar diliyorum. Ayrıca yarın akşam Regaip Kandili, Regaip Kandilimizin İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum, kutluyorum. Peki teşekkür ediyoruz başkanım. Beyşehir gibi önemli bir ilçeden adaysınız, Saadet Partisi'nden. Evet. Sizin bu konuda hangi projeleriniz var, neler değişecek sizlerle ve Beyşehir'de sorun olarak neleri görüyorsunuz? Sizler nasıl bir çözüm olacaksınız bu noktada? Teşekkür ediyorum. Ben önce biraz da kendimi tanıtayım istiyorum. Oradan başlamak istiyorum. Ondan sonra projelerimizde de neler değişecek? O konulara da değineceğim. Ben vergi dairesi müdür yardımcılığından emekliyim. 17 yıl gibi bir vergi dairesi yöneticiliğimiz var. Şu anda da mali müşavirlik yapıyorum. Dolayısıyla devlet memurluğu terbiyemiz var. Bizde bir terbiyesi var. Bir de mali müşavirlikte geçen hizmetlerimizle de gerek şirketler olsun, gerek vakıflar olsun, gerek dernekler olsun, bunların iş ve işlemleriyle iştigal ettiğimiz için bir de özel sektör tecrübemiz var. Ben Beyşehir insanlarımız, Beyşehirlilerimiz, çalışan seçmenlerimiz eğer teveccüh gösterir de Allah-u Teala da takdir ederse belediye başkanı seçildiğimde bu iki tecrübemi, liyakatımı, müktesebatımı Beyşehir'e hizmet için kullanacağım Allah izin verirse. Bu kariyerimize dayanarak, bu tecrübemize dayanarak zaten bize verilen belediye başkanı adaylığı görevini kabul ettim. Peki neler yapacaksınız? Neler yapacağım? Bizim ilk önce yapacağımız iş aslında milli görüş ilkeleri var. Biz o ilkeleriyle işe başlıyoruz. Nedir bunlar dersek, biz işi ehline veririz. Biz işi estetiğine uygun yaparız. Biz işi en ucuza veririz ve hızlı bir şekilde hizmeti götürürüz. Bu minval üzere bu ilkelerle çalışmaya başlayacağım Allah izin verirse. Projelerimizi genelde 23 madde olarak tespit ettim. Bu 23 madde şöyle de bir şey dersen belki okunması şey olur ama şöyle evet, bir broşürümüz var. Böyle bir broşürümüz var. İnsanlarımıza gezdiğimiz gerek uzak mahalle diye tabir ediliyor şimdi bugünlerde. O mahallelerimizde gerekse esnaf ziyaretlerimizde bu broşürlerden bırakıyoruz. 23 metre çok uzun. Bu bize zaman olarak burada şimdi evet, bunun hepsine değinmem yetmez ama 3-5 tane madde koymak istiyorum. Belirtmek istiyorum. Sizlere. Birinci maddemiz otopark, yaya trafiği çözümü ve araç trafiği çözümü. Bu bir anket yaptırılmış Google ortamında ve diğer sosyal medya araçlarının desteğiyle bu anketin neticesinde de Beyşehir özelinde otopark, yaya trafiği ve araç trafiği düzenlemesi birinci sıraya geliyor. Biz bu sorunu Allah'ın izniyle seçildiğimizde teveccüh gösterilirse ve Allah-u Teala da tahakkuk ettirirse bu projeden başlayacağız işe. Otopark için Beyşehir'imiz çok zengin. Otopark yeri için, zemin için. Bir pazar yerimiz var. Bir anıt alanımız var. Birkaç yer daha var. Bu alan, özellikle pazar yerinin altına otopark, zeminine modern bir pazar yeri, onun üstüne asma otokart,
otopark, onun üstüne de güneş enerji sistemiyle elektrik üretimi yapmak üzere tesis koymayı düşünüyorum. İkinci bir husus var, öne çıkan doğal gaz Beyşehir'e çok elzem. Beyşehir'in coğrafi yapısı genelde göl olması nedeniyle evet, çanaktır. Özellikle kışın rüzgar esmediğinde hava kirliliği çok artmaktadır. Dolayısıyla zaten halkın deyimiyle burnumuzun dibine kadar gelmiştir doğal gaz. Yani Seydişehir ilçemizde kullanılmakta ve Seydişehir ile Beyşehir arasında kurulan halkamız arasında patates fabrikası veya cips fabrikası olarak adlandırılan fabrikaya kadar da gelmiştir. Kuş uçumu bize 15 kilometre civarında olmasına rağmen bir türlü bu doğal gaz nimetinden biz faydalanamıyoruz Beyşehir evet, olarak. Bunu Allah'ın izniyle ilk işlerimizden birisi olacak Beyşehir'e kazandıracağız. Bir proje daha söyleyeyim fazla zaman almamak için. Tabii buyurun, dinliyoruz. Bir Esentepe'miz var. Orası neredeyse Beyşehir'imizi ve Beyşehir Gölü'nü kuşbaşı görüyor. Kuş bakışı görüyor. Beyşehir'i ve Beyşehir Gölü'nü. Burası atıl vaziyette duruyor. O tepemizin boş duran, tepemizde boş duran, atıl duran arsayı biz seyir tepesi diyebileceğimiz, adlandırabileceğimiz bir projeyle değerlendireceğiz. Yamaçlarına oturulacak, kamelya konulacak yerler, ağaçlar ve çimenler koyacağız. Sosyal mekanlar olacak. Sosyal mekanlar olacak ve çocuk parkı gibi diğer sosyal tesisler de olacak. İnsanlarımız ailece, şunu da özellikle vurgulamak istiyorum, ailece güvenle gelip orada dinlenebilecek bir mekan haline getireceğim. Evet. Projeleri burada keselim uzun sürmesin diye vaktimiz dar dediniz. Peki dinledik. Evet. Saadet Partisi Türkiye'nin her tarafında aday çıkarıyor. Belli bir potansiyeli var. Seçmenler size nasıl geliyor? Yani hani kazanıp kazanamayacağınız yönünde ve Saadet Partisi'nin kazanma şansı nedir? Siz neler söylüyorsunuz bu konuyla ilgili? Evet, çok iyi konuya değindiniz. Bu soru için teşekkür ediyorum. Ben bundan önceki seçimlerde de adaydım. 2014'te de belediye başkanı adayıydım. O zaman da tüm Beyşehir'imizi ve mahalleleri, uzak mahallelerden olarak nitelendirilen mahalleleri de gezdim. Beyşehir merkezinde gezdim. Şimdi de uzak mahallelerimizden bayağı üçte birini neredeyse gezdim. Merkezden de üçte bir kadar birebir insanlarımızla tokalaşarak ve göz göze gelerek gezdim. Bu sefer bize düşünemediğimiz kadar bir teveccüh var. Evet. Mesela bir mahallemize gittiğimizde insanlarımız orada kahvehanenin önünde dağınık oturuyorlar da önceden. Buyurun içeri birkaç kelime konuşalım, bir sohbet edelim dediğimizde fazla gelen olmuyordu. Ama bu sefer özellikle geliyorlar. Hatta satıcı olarak, orada duranlar bile içeri geliyor bizi dinlemek üzere. Çok büyük bir teveccüh alıyoruz. Şöyle bir şey var bizim Beyşehir'imizde. Dolu oy boş oy hikayesi var. Ama Mustafa Acar çok iyi konuşuyor. Çok iyi de projeleri var ama kazanabilir mi? Ama kazanamazsa gibi bir endişe var. Bunu ben azıcık açmak istiyorum müsaade ederseniz. Kısaca açıklayalım başkanım. İnşallah. Süremiz daralıyor. İnşallah hemen bitirmek üzereyim. Dolu oy boş oy aslında, dolu oy bence doğru adaya, doğru insana oy verildiği zaman dolu olur. İşte A adayı kazanmasın, B adayına oy vereyim gibi bir düşünceyle B adayına oy verirsek, doğru adayı bulup oy vermeden ona oy verirsek, o kazanmasın diye verdiğimiz için bu oy da yanlış oluyor. Bunun evet, tersini de söyleyebiliriz. B'ye kazanmasın diye A'ya da verirsek yine yanlış oy, hatta boş oy oluyor. İnsanlarımız, 3 tane adayız biz Beyşehir'de. Bir AK Parti adayı var, bir de bağımsız aday var, bir de ben varım. 3 aday. 3 adayı karşılarına koyup Beyşehir küçük bir yer. Hepimizi de, üçümüzü de tanıyorlar. Üçümüzün söylemlerinde, projelerinde, kişiliklerimizi de tartabilirler. Bu imkan dahilinde bizi iyi tanıyabilirler. Tanırlar da hatta, üçümüzü de tanırlar. Ki hangimiz de bu cesareti görüyorlarsa, hangimiz de bu müktezebatı, liyakatı görüyorlarsa, ona oy verdikleri zaman evet, oy doluya gidecek ve Beyşehir kazanacak. Biz 3-4 senedir Beyşehir'de evet,
özellikle tenkitler çok mevcut yönetime. Herkes bunu %76 çıkıyor ankete göre tenkit. Dilimizle tenkit etmemizin bir faydası yok bize. Evet. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Elinle düzelt. Elinle düzeltemiyorsan dilinle düzelt. Ona da gücün yetmiyorsa kalbinle boz et ki bu da imanın en zayıf noktasıdır diyor. Dilimizle düzeltmeye çalıştık ama şimdiye kadar 3-4 senedir hiçbir faydasını göremedik. Zaten boşa gidiyor. Tam 31 Mart elimizle düzeltme zamanı. Evet. Elimizle bu yanlışı düzeltmemiz gerekiyor. Peki başkanım, süremizi aşıyoruz burada. Bir iki cümle daha müsaade ederseniz bir cümle daha gerekiyor. Çok önemli. Bize gittiğimiz yerlerde diyorlar ki siz ittifak içinde misiniz değil misiniz, bizim kafamız karışık diyorlar. Evet, işte Cumhurbaşkanı çıkıyor ittifak falan diyor, siz ittifakta değiliz diyorsunuz. Biz insanlarımıza buradan bir daha söylemek istiyorum ki hiçbir ittifak içinde değiliz. Hiçbir ittifak içinde değiliz. Türkiye'nin her yerinde tek başımıza hazine yardımı almadan Saadet Partisi 1389 tane seçim bölgesinde Hasan Bey seçime giriyor. Şunu demek de istemiyoruz. Aslında bir vatandaşımız bunu bana sordu. Siz hiçbir ittifak içinde değiliz. Cumhurbaşkanımızdan nitelendirilen haşa zillet illet ittifak içinde de değiliz derken o ittifakı zillet veya illet olarak mı görüyorsunuz diye vatandaşımızın birisi soru sordu. Çok güzel bir soru. Kısaca bitirelim başkanım. Süreyi açtık çünkü. Biz tüm vatandaşlarımızı, CHP'li vatandaşlarımızı, İYİ Partili vatandaşlarımızı, AK Partili vatandaşlarımızı ve Saadet Partili ve diğer partili tüm vatandaşlarımızı kucaklıyoruz. Hepsinin oyuna talibim. Evet. Bizim bir kısım insanımızı illet zillet diye nitelendirmek haddimize değil. Bu haddi ve sorumluluğu kendimde görmüyorum. Peki, kendimizde de görmüyoruz. Teşekkür ediyoruz başkanım. Bu konuda açıklık getirdik. Sevgili seyirciler, seçim özelin sonuna geldik. Beyşehir Belediye Başkanı Saadet Partisi'nden kendisini tanıttık, adayını. Şimdi günün diğer gelişmelerinden haberiniz olsun diye sözü Kerem İşkan'a bırakacağız.